Şimdi biz bu konuyu İran konusunda uzman bir isimle İsmail Sarı'yla İran Dış Politika Koordinatörü ile konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hemen soralım dilerseniz akaryakıt zammıyla başlayan bu gösterilerin gerçekten tek bir sebebi mi var? Sadece akaryakıt zammı mıdır efendim gösterileri sebebi? ya Ben açıkçası bu gösterilerin konjektürel olarak değil de daha yapısal okunması gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde her 10 yılda bir sokağa dökülen İran halkından bahsediyoruz ve bu İran halkı artık ikinci bir 10 yılı beklemeden daha önce 10 Kasım'da bir Arap şairin ölmesiyle beraber Ahvaz'da sokağa döküldü. Şimdi yeniden petrol zammıyla beraber, benzin zammıyla beraber Tekrar sokağa dökülmüş oldu yani bunları sadece konjektürel meseleler olarak okumak çok mümkün değil nihayetinde İran'ın hem ekonomik anlamda hem sosyolojik anlamda hem politik anlamda ciddi yapısal sorunları var ve bu yapısal sorunların konjektürel meselelerle tetiklenen sonuçları olarak okumak lazım çünkü Muhtemelen biz son defa İran'daki sokak eylemlerini veya protestoları konuşuyor olmayacağız. Yakın zamanda yine konuşacağız. Çünkü İran ekonomisi ciddi bir krizin içerisinde. Biliyorsunuz Mayıs 2018'de Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve uluslararası yaptırımların, özellikle Amerikan yaptırımları demek belki daha doğru olur. Bu yaptırımların aktivite edilmesiyle beraber İran ciddi anlamda ekonomik bir darboğaza girmiş durumda bu ekonomik darboğaz artık e, İran halkı tarafından çok fazla hissedilebilir e, bir seviyeye gelmiş durumda ve o nedenle İran açısından, İran toplumu açısından e, bu ekonomik kriz her an tetiklenebilir e, sokak eylemlerine, protestolara ya da e, farklı e, unsurlara dönüşebilir. O nedenle bugün burada sadece benzin eylemlerini ya da ahvazda birkaç gün önce gerçekleşen eylemleri konuşmaktan ziyade İran'ın yapısal meselelerini konuşmak lazım Çünkü İran'daki benzin protestoları ilk defa olan protestolar değil İran tarihine baktığımız zaman bu protestoların defalarca yaşandığını görüyoruz. ama bugün önemli olmasının bu kadar gündeme taşınıyor olmasının en büyük nedeni o İran'daki yaşanan kriz ortamı yaşanan sosyolojik kriz Ekonomik kriz ve bu krizin bir yerlere evrilip evrilmeyeceği düşünce size. Çünkü herkesin aklında aynı soru var. Belki sizin de aklınızda aynı soru var. Bu eylemler kitleselleşir mi? Çok daha büyük bir kitlesel harekete dönüşerek rejimi tehdit eder bir hale gelir mi? Şunu ifade etmek lazım. İran'da halkın büyük bir kesimi yönetimden memnun değil. Yani bunu İran'a gittiğinizde de görüyorsunuz ya da İran'dan başka ülkelere gitmiş Türkiye'ye gelmiş ya da Amerika'da ya da Avrupa'da görüştüğünüz İranlılarla da konuştuğunuzda bunu e, görebiliyorsunuz. Halkıyla barışık olmayan, halkını memnun edemeyen bir İran yönetimi var karşımızda ve İran yönetimi artık bunun yapısal bir sorun olduğunu, sadece konjektürel, sadece yaptırımlardan Peki, kaynaklı, benzin hocam. fiyatlarından kaynaklı bir sorun olmadığını e, herhalde anlıyordur diye düşünüyorum. Peki hocam tam da bu noktada şunu hükümet e, 20 milyon kişinin hesabına para yatırdı. Sizce bu çözüm mü? Faydası olur mu ya da? Bu e, ilk defa yapılan bir şeydi. Bu rutin bir uygulama zaten. E, biliyorsunuz Ahmet Necat döneminde e, özelleştirmeler başlamıştı. Bu özelleştirmelerle beraber satılan e, kitlerin, e, devlet mallarının doğal olarak halkın malı olması düşüncesiyle buradaki pay halka aktarılıyor. Bu e, rutin bir uygulama. Bu çok da küçük bir miktar. Yani 5 dolar gibi, kişi başı 5 dolar gibi bir miktar. Bu insanları rahatlatacak bir rakam değil. Evet pansuman olabilir ya da e, belli bir adım olarak değerlendirilebilir ama buradaki sosyolojik zemini ortadan kaldırılacak. Az önce ifade ettiğim o yapısal sorunları insanların e, görmesini engelleyecek şeyler değil. Yine hocam gösterilerde peki başka ülkelerin parmağı var mı? Yoksa yaptırımların doğurduğu bir sonuç mu? Buna ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Mutlaka bu gösterilerden, protestolardan e, istifade etmek isteyecek olan e, İran'la iyi ilişkileri olmayan ülkeler, e, Amerika gibi, İsrail gibi, Suudi Arabistan gibi ülkeler faydalanmak istiyor olabilir. Ama başta da söylediğim gibi çok ciddi bir sosyolojik zemin var. Fakat burada şunu görüyoruz, bu ee, eylemler, protestolar yaygınlaştı ama kitleleşmedi. Yani bir kitlesel harekete dönüşmedi. Bunun üzerinde durmak lazım. Şu anda da sokaktaki insanlara baktığımız zaman daha aktivist tiplerin olduğunu daha böyle e, grupvari e, yapıların olduğunu görür çünkü e, pek çok e, video paylaşılıyor sosyal hesaplardan bunları seyrettiğiniz zaman e, 100 kişilik en fazla 200 kişilik gruplar olduğunu e, çok böyle e, hareketlere baktığınız zaman sıradan vatandaşlar olmadığını e, aktivist tipler olduğunu söylemek mümkün. Şu saatten sonra sokaktaki insanların belki özellikle burada Arapçoaya, Arap Bölgesi ve Türklerin yaşadığı bölgelerdeki eylemlere baktığımızda, farklı grupların çalışmaları olarak değerlendirilebilir. Çünkü sokaklarda şu an büyük oranda bu tarz insanları görüyor. Çok sıradan apolitik insanlar değil, büyük oranda çok daha aktivist gibi hareket eden insanlar var. Peki bu gösteriler İran'da etnik çatışmaya sebep olur mu efendim? Ya da İran'da bir etnik çatışma çıkarılmak isteniyor mu? Şimdi İran çok kültürlü çok etnisiteli bir yapıya sahip biliyorsunuz. Ee, 10 Kasım'da Ahvaz'daki eylemler zaten etnik e, kontekste ortaya çıkmıştı. Bir Arap şairin e, Hasan e, Hasan e, ismi Haydarinin e, ölmesiyle beraber e, bu. Ölümde e, devlet parmağının, istihbarat güçlerinin e, parmağı olduğu gerekçesiyle ortaya çıkmıştı ve bir anda e, halk hareketlenmişti. E, buradaki harekete baktığınız zaman evet şunu ifade edebiliriz. Yani küçük eylemler İran'da e, etnik temelli e, çatışmalara, etnik temelli e, provokasyonlara açık. Bu da İran'ın biraz rejim yapısıyla, İran'ın e, politik yapısıyla da alakalı. O nedenle söylediğim gibi İran'la çok iyi ilişkili olmayan ülkeler, buradaki bir takım etnik terör örgütlerini, bu Arap etnik terör örgütü, Kürt terör et, e, örgütleri olabilir. Pek çok terör örgütü var e, İran'da. Bunlara şu an e, vaktimiz yok e, girmeye. Bunlar eliyle bir takım çatışma zeminleri oluşturulabilir. Ama bugünkü eylemleri tamamen bunun üzerinden okumak çok doğru değil. Başta söylediğimi bir kez daha tekrar etmek belki doğru olur. Bunları sosyolojik zeminde okumak lazım. Daha yapısal meseleler olarak okumak lazım. Nihayetinde halk bir şekilde sokağa iniyor. Sokağa inmeye alışık. Sokakta hak aramaya alışık bir toplumdan bahsediyoruz. O nedenle İran toplumunu okurken yüzeysel söylemlerden ziyade daha sosyolojik derin analizlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.